Anlaşmasızlık alanlarından biriydi. Rusya ve ABD'nin anlaşmasıyla bu statüden çıkarıldı. Rejim önce bölgeyi havadan vurmaya başladı. Sonra da karadan bombardımana girişti. Saldırılarda en az 55 sivil hayatını kaybetti. Bölge halkı ise kaçıyor. Ürdün sınırı ve İsrail işgali altındaki Golan tepelerine gidiyorlar. Evlerini terk edenlerin sayısı 150 bini buldu. Ürdün kapılarını kapattı. Siviller sınırdaki tarlalarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sınırların açılmasını istiyorlar. Saldırılara dünyadan tepki var. O tepkilerden biri de Türkiye'den geldi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Onlarca masum insanın katledildiği insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz dedi.